Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği ile ilişkiler vardı. Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi sayın seyirciler. Türkiye'nin başta göçmen politikası olmak üzere birçok konuda yalnız bırakıldığını ifade etti. Verilen sözlerin tutulmasını istedi. Yeni bir sayfa açmaya çağırdı. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaşımını bu sözlerle özetledi. Birliğe diyalog ve işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye 2022 yılında da girişimci ve insani dış politikasıyla daha adil bir dünya hedefi yönünde gayretlerini sürdürecektir. Bu anlayışla müzakere eden aday ülke olarak Avrupa Birliği ile işbirliğimizi ve diyaloğumuzu güçlendirmeye hazırız. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini ağırladı. Birliğin Türkiye'ye adil davranmadığını söyledi. Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Attığımız tüm bu adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Birlik içi dayanışma bahanesinin özellikle ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir. Türkiye'nin özellikle göçmen politikalarında yalnız bırakıldığını söyledi. Verilen sözler tutulmuyor dedi. Türkiye göç kriziyle mücadelesinde Avrupa Birliği'nden anlamlı bir destek alamadı. Göç konusunda bizim Avrupa Birliği'nden beklentimiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımından ibarettir. Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara da son verilmesi şarttır. Brüksel'in Kıbrıs konusunda da taraflı tutum takındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimi bir muhasebe yapmanın zamanı geldi dedi. Avrupa Birliği çözüme gerçekten katkı yapmak istiyorsa, 2004'te verdiği taahhütleri yerine getirerek Kıbrıs Türklerinin varlığını ve iradesini tanımalı, Cenevre'de sunulan çözüm önerisini değerlendirmelidir. Üyelik sürecinde yeni bir sayfa açalım çağrısında bulunan Erdoğan, büyükelçilerden destek istedi. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz. Sizlerden gerek Brüksel'e, gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye Avrupa Birliği münasebetlerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek olmanızı özellikle bekliyorum.